Selam mobil oyun severler. Bugün gerçekten diğer hazırladığım liste ve öneri videolarından çok daha farklı bir video hazırlayacağım. Belki önerdiğim oyun sayısı az olabilir ama eğlencesi yüksek bir video olacak. Çünkü bu videoda yer alan önerdiğim tüm oyunların hepsini canlı olarak oynuyor olacağım. Yani tam bir değerlendirme gibi olacak. Böyle hazırlanmış bir metin değil de doğrudan görüşlerimi reaksiyonlarıyla beraber size aktarmış olacağım. Umarım hoşunuza gider. Devamını istiyorsanız lütfen beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Tabii 100 bin aboneye çok az kaldı. Abone olup bildirimleri açarsanız da çok sevinirim. Hadi gelin oyunlara geçelim. Rally Van abi. Şu an en yüksek ayarlarda görüyorsunuz dostlar oyunu. 144 FPS desteği var ve gerçekten rally dinamikleri oyunun çok sağlam olmuş. Oo, çok iyi. Bak şu çamur hissiyatını falan alıyorsunuz değil mi? Hızım 30'a kadar falan düştü ama siz onu çok dert etmeyin. Ben burada size oyunun kalitesini göstermeye çalışıyorum abi. Arabaları falan da göstereceğim. Çok kötü, çok kötü. Baya kötü. O virajı almam gerekiyordu. Çünkü hani şimdi tamam bir kariyer modunu oynuyorum ama online'da bu tarz hatalar kabul edilmiyor abi. Adam direkt keskin bir viraj içinden geçer online'da. Allah benim belamı versin. Bak fren yardımını tamam mı kapattım. Dedim ki fren yardımıyla kötü oynarım. Fren yardımıyla daha iyi oynuyormuşum abi. Ama yok toparlarım, sıkıntı yok. Daha yeni kapattım çünkü fren yardımını ya. Ben fren yardımını açayım en iyisi abi. Benden olmayacak fren yardımsız. Hadi baba. Yani çok iyi bitirmedim ama güzeldi yine. Sonuçta daha kariyerin ilk günleri. Zaman zaman bu tarz şeyler olur abi. Sorun yok. Bak oyunun şurada gördüğünüz gibi dostlar versus modu var. Burada şu an 605, 607, 9 değişiyor işte. O kadar yarışçı online'mış. Biz gelin mesela garaja bakalım hangi arabalar var göstereyim size. Bir kere oyunun grafikleri dediğim gibi gerçekten muazzam. Tasarımlar da oldukça tatlı duruyor. Tabii ki böyle kariyerde ilerledikçe zorluk seviyesi biraz artıyor. Online'daki kişilerin arabası daha gelişmişse sizin içinizden geçiyor ama artık oynadıkça gelişirsiniz abi. Burada hani tanıdık markalar var mı gerçekten bilmiyorum. Ben şu arabayı çok sevmiştim. Lisanslı olmadığı için tabii ki hepsinin ismi farklı. Rally ile ilgilenenler varsa az çok bu arabaları biliyordur. Grafik ayarlarını da göstereyim bakın. Şu an ultra ayarda 144 FPS, full resolution, anti-aliasing açık, grafik filtresi falan açık. Yani her şey açık. İzlediniz demin dostlar. Olabildiğince en yüksek ayarlarda göstermeye çalıştım. Ben galiba versus moduna girmişim yanlışlıkla. Neyse onu da göstermiş olduk. Bas baba bas. Bas 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 bas. Aa kötü. Kötü. Ya çok kötü drift attım ya. Bu drift modu mu lan? Birbirinin içinden geçmiyor arabalar. Birbirine çarptığı için aslında hani değmemek de lazım ama bildiğin şu an ben drift skoru falan hesaplatıyorum ya. Yani çok yavaşladık ya. 30'da 40'la falan gidiyoruz abi. Hani burada birini geçmenin bir... Adam döndürtmüyor beni. Bak geri zekalı ya. Geri zekalı yüzünden kaza yaptık. Bas bas oğlum, bas oğlum. Bas oğlum. Bas babacım. Bas babacım. Vallahi bence güzel. Güzel girdim viraja ya. Abi kötü değildi ya. Hız göstergesinin yanında aracın hasar şeyi var. Görüyorsunuz değil mi? Ben win aldım mı ki? Level'ımızı falan da aldık. Rally Van böyle bir oyun. Black Clover M. Herkes çok uzun süredir bu oyunu bekliyor dostlar. Özellikle anime hayranları ve bu animeyi izleyen kişiler baya baya hype'lanmıştı bu oyun hakkında. Benim de sevdiğim oyunlardan biri oldu. Yalan yok. Yani garanti bir 4-5 ay oynarım, telefonumdan silmem dostlar. Çünkü optimizasyonu falan gayet güzel olmuş. Hani böyle serbest dolaşabiliyorsun Black Clover evreninde. Yanlış telaffuz edebiliyorum dostlar. Onlara çok takılmayın lütfen. Yani ne demek olduğunu, ne anlamadım geldiğini az çok hepimiz biliyoruz ama işte telaffuzda bazen problem yaşayabiliyoruz. Çok da önemli değil.
Oyunun hikayesi çok güzel olmuş. Özellikle ara sahneleri bu şekilde sardırıp geriye alabilmek. Hani İngilizcesi çok iyi olmayanlar için mükemmel olmuş. Hani sanki bir anime izliyormuşsun hissiyatı çok iyi veriyor. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Ama asıl odaklanmamız gereken nokta savaş detayları. Gelin ondan da hemen bahsedeyim. Dur, hatta ondan önce bakın, hazır Sam'ın görevi varken Sam'ın olayını anlatayım size dostlar. Yani bildiğiniz gibi Asya'dan gelen birçok oyun gacha sistemine sahip olur. O oyunda da gacha sistemi var. Yani oyunun evrenine ait kahramanları ve bazı eşyaları summonluyorsunuz, çağırıyorsunuz yani. Gacha sisteminden çıkartmaya çalışıyorsunuz. Bu belli başlı dinamiklere bağlı. Güzel bir tane yetenek çıkarttık mesela. Tamamdır abi, geçelim. Kahraman geldi. Kahraman geldi. Nice. SSR bir tane kahraman geldi. Ne geliyor baba? Ver bir şey. SR bir kahraman. Tamam, olur, sorun yok. Şimdi benim takımımda birazdan savaşa gireceğiz. Asta var, Yuno var. Bunlar ikisi de SR gördüğünüz gibi. Bir tane SR'ım var. O yüzden aslında Yuno'yu seviyorum ama Asta'yı çıkartacağım. Atakır'ımız var. Bir tane de debuffer oldu. Yani karşının böyle gücünü düşürecek dostlar. O yüzden bence gayet güzel oldu. Auto dersek ne yapacak? Yok, demiyor. Yani sıra tabanlı oyunlara çok sıcak bakmıyorum şu sıralar ama abi seviyorum kalitelisi de oldum ya. Yalan yok yani. Detaylı çünkü. Şimdi burada birçok sıra tabanlı oyundan alışık olduğumuz gibi bakın farklı tekniklerin birbirinin üzerinde güçleri var dostlar. Burada zaten net bir şekilde söylemiş. Zaten tepelerinde de gösteriyor. Buna vurursam sağlam vuracağım. Vur bakalım abi. Güzel. Good. Geri kalanlar kötü. Buna bir düz vuruş atalım. Nice. Atakırım çok iyi ya. Yetenek animasyonlarını nasıl buldunuz yorumlara yazın dostlar. Oyun İngilizce oynamam diye düşünmeyin lütfen. Yani yapabilirsiniz ya. O kadar zor değil yani. Şimdi bunların ilk bir... Şunun mesela bir şöyle bir şöyle bir debufflayalım şunu. Tamam mı? Bak direkt debuffladık. Şununla da nasıl olsa debuffladık. Sağlam bir hasar verelim. Oo. Yani gerçekten tamam, onlara vuramıyoruz da bu kadar vuramadığımızı bilmiyordum. Öldü. Bizim adam ölecek. Kanka biz bir ultimate çekelim ya. Biz şuna bir ultimate çekelim. Haydi bakalım. Çok beğendim ya. Animede içerisinde gibiyim yani. Bir animenin içerisinde gibiyim. Abi buna saldırıyoruz. Bu ölmüyor ya. Sen... Bizim Yuno'yu öldürecek bu ya. Öldürdü valla. Kahpe. Öldürdü ya. Ben onu öldürtmezdim normalde. Vur kankam. Öcünü al. Öcünü al. Lan sen nasıl öldün ya? Demek ki bir tane defansçı da olmak zorunda. Şimdi wave 2'ye geldik. Sıkıntı. Şuna sal abi. Debuff'ı da salalım çünkü. Bunlar beni öldürür. Biz bunu yapamayız gibime geldi. Çok vuruyorlar, çok. Abi yeteneğimiz de yok. Neyse şunu öldüreceğiz artık, ölmedi. Bu da bizi öldürdü. Geçmiş olsun. Bittik, öldük. Kanka kendine cam falan bas, bir şeyler yap hadi. Yani öyle oyuna yeni başladınız. Oyun size acıyacak falan zannediyorsanız o Black Clover M'de olmuyor. Oyunun hikayesi de dünyası da çok güzel. Anime izler gibi bir mobil oyun olmuş dostlar. Gerçekten beklediğimize değdi. Hani aksiyon RPG olsa daha mı güzel olurdu? Bilemiyorum yani, ben sıra tabanlı RPG oyunlara çok sıcak bakmasam da güzel tasarlanmışlarını da seviyorum abi. Bence güzel oyun. Şimdi Color Bank diye bir tane oyun çıktı test sürecine dostlar. Gerçekten çok ilginç. Özellikle Asya ülkelerinde böyle boyamalı, PvP yapmalı, MOBA dinamiklerine sahip değişik bir oyun var. Belki ne demek istediğim tam aklınıza gelmedi ama ben videolarını koymuşumdur şu an karşınıza. O oyunun mobil versiyonu çıktı ve Türkçe dil desteği var. Yani tabii ki orijinal mobil versiyon değil ama güzel uyarlamışlar. Bugün onu da oynayacağız. Hadi bir bakalım. Şimdi amacımız ne biliyor musunuz bakın. Ben şimdi buradayım. Gördüğünüz gibi mavi alan. Tamam mı? Böyle etrafı boyayacağım. En çok alanı boyayan takım kazanır ama tabii ki şimdi birileriyle savaşacağız da. Ama ilk etapta üstünlüğü sağlamak için kendi bölgemizi boyamamız çok mantıklı oluyor. Çünkü bakın karşı, bak geliyorlar, gördünüz mü? Şu an benim internetimle ilgili bir problemim mi var anlamadım yani. Ben ultimate'imi bir basayım. Adam direkt geldi, bizim alana girdi. Benim internetim sorunlu galiba şu an. İnternet işini çözmem lazım bak. Zayıf ağ sinyali, evet. Ben şu an yanlış Wi-Fi'ye bağlanmış olabilirim. Aynen öyle.
Yanlış internete bağlanmışım dostlar. Kusura bakmayın, olur böyle şeyler. Adamlar her tarafı boyamışlar. Şimdi onların boyadığı yerleri bu şekilde boyayabiliyoruz. Şurada adamlar var. Onlar da beni gördü. Gel buraya. Gel buraya şekerim. Bak o yakıncı. Aa, adam dibimde. Tabi oyun test sürecinde olduğu için hatalarla da karşılaşmak mümkün. Dur, benim ultimate'im var. Gel abi, gel. Gel şöyle vur şuna ultimate'i. Öldü o, öldü o, öldü o. Tamam. Abi bunlar bizim bölgeyi baya ele geçirmişler ya. Gel buraya, gel buraya. Ulti attı. Ulti attı. Kaçmam lazım. Yalnız 34 saniye var. Biz yenilmiş olabiliriz. Ben çok iyi oynayamadım. Bizde bir tane de AFK var zaten. Adam patlattı. Gel buraya, gel. Yok, öldüm 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 öldüm, kaç. Lan AFK niye olursun ki ya? Bariz yendiler ya. Bariz yendiler. Adamlar baya da gelişmiş. Şu boyama robotunu belki önceden bıraksaydım iş yapar mıydı? Hadi, hadi lan. Mermim kalmadı. Bu maç bizim değil herhalde. Bakalım yüzde kaç boyamışız. Onlar her türlü daha fazla boyadı ya. Farka bak abi. Oyun zevkli. İnternet bağlantımdan dolayı oyuna çok odaklanamadım ama odaklanacağım. Bir maç daha atacağız. Yani farklı farklı kahramanlar var. Aynen. Reno varmış. Piper. Meraklı çocuk. Büyücü. Kara samuray. Baloncuk prenses. Zeki çocuk. Bizde şu an sadece Reno var. Zeki çocuk Reno. Düzgün bir maç atalım abi. Farklı modlar da olacaktır oyunda tabii ki. Ben bulabildiklerimin indirme linkini açıklamalar kısmına bırakacağım dostlar. Ama unutmayın, test sürecinde bir oyun. Yani hatalarla karşılaşabilir veya telefonunuzda kasabilir. Ben şu an Xiaomi 10T Snapdragon 865 8 GB RAM'li telefonumdan oynuyorum dostlar. Ve soğutucu takılı. Soğutucu hepinize tavsiye ediyorum abi. Kullanmıyorsanız kullanın. Hemen boyamaya başlayalım. Bu maç birazcık odaklanacağım. Hardcore bir maç olacak. Bu arada bu liste videosu konsepti nasıl buldunuz dostlar? Gameplay tadında liste videosu. Bence oldukça tatlı. Gel, ultimate'im geldi, gel. Böyle içinden geçerim. Şu boyadıkları yerleri bir şey yapalım. Gel, gel, gel. Canın da az, canın da az. Nice. Bak bu sefer güzel başladım. Ama olabildiğince çok geri boyamamız lazım. Bu oyunda asıl olay boyama. Zaten şarjör doldurma olayında fark ettiyseniz boyamayla özdeşleştirmişler. Ya mesela şarjörüm bitti ya. Etrafı boyamam için topa dönmem lazım. Ultimate, ultimate patlat, ultimate patlat. Dağıldı. Hadi bir tane özellik. Gel, gel kanka, sıkıştırırız onları, gel. Bırakma. Bırakma, bırakma, bırakma. Yakıncılar da çok vuruyor ya. Of, nasıl kaçtım lan. Vur ona, vur ona. Bu ne lan? Boya tankı çağırmış adam. Adam boya tankı çağırmış. Böyle bir şey yok. Ya da onun yeteneği o galiba. Hadi kanka, hadi kanka. Bir tane canı kaldı ya. Hadi, hadi. Hadi. O kadar kovaladık. Nice. Şuraları seri boyamam lazım. Bakın ben de boya tankı gibi bir şeye dönüştüm. Etrafı seri bir şekilde boyayabiliyorum. Bir tane daha aynı şeyden geldi. Yeteneğim açık. Dur, kaç 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 kaç. Ya o patlamayı açacak yine ya. Nereden geliyor? Oraya açtı bak. Şu yerden dolan vardı ya, bomba, onu aldı. Patlayacak. Etraf şimdi hep pembe olacak. Gel abicim, gel. Bir tane canın kaldı. Hadi lan. Vur 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 vur. Çok güzel. Bu maçı aldık. Her taraf masmavi oldu. Color Bank'te böyle bir oyun. Bir de Radiance diye bir oyun var. Bunu da TapTap'te gezerken gördüm. Rus yapımı tam olarak bilmiyorum ama oyun gerçekten hoşuma gitti. Bu hani tek koridor dövüş oyunları var ya, grafikleri falan çok sağlam, animasyonları da oldukça güzel. Yine test sürecinde olan bir oyun oldu. Bak, yanlış yere yumruk atıyorum. Hani çok üzerinde duramayız. Tabii tam olarak eleştiremeyiz ama hani denemek isteyen Android kullanıcıları varsa bence bir şans versinler. Çünkü oyunun hem hikayesi hem gerçekten dövüş animasyonları falan baya sarıyor.
Buna basılı tutarsak ne oluyor anlamadım ki. Basılı tutarsak otomatik ha. Sürekli basma diyor. Sürekli basma, basılı da tutabilirsin diyor ama tabii. Bak mesela böyle geçişlerde ara sahneler koymuşlar. Yani bu tarz şeyler gerçekten firmanın oyuna değer verdiği anlamına geliyor. Böyle oyunlara bağlanarak oynamayı seviyorsanız, kahramanların, oyunun hikayesini merak ediyorsanız yani daha güzel ne olabilir ki abi? Benden o yüzden geçer not alan bir oyun. Ben bu tarz beat 'em up tarzı diyorlar daha çok bu tarz oyunlara. Yanlış telaffuz etmedim değil mi? Beat 'em up. Güzel oluyor. Ben severim beat 'em up'ları. Daha önce size de birkaç tane önerdim. Bence gidin bir liste videolarıma göz atın. Yetenek versin ya. Biraz yetenek kullanalım. Oo, büyük de geldi. Bir dakika, şunları şöyle. Kaça kaça yapacağız. Ben onlara vururken anladığım kadarıyla onlar bana vuramıyor. Şimdi benim yeteneğim de olsa aslında ben bunu bir şekilde yıpratırım da. Neyse, ilk başlarda Allah'tan oyun çok zorlamıyor. Hah, yeteneğimiz geldi. Ultimate. Oha bak, nasıl yaratığa döndüm. Boyum büyüdü. Vuruşlarımın gücü arttı. Ultimate yeteneğim bu benim. Sağlammış. Vampir miyim lan ben yoksa? Sanki vampire de benzer bir yanım var gibi. Ah, bir şu tableti alsam iPad Pro'yu, size ne gameplay videoları çıkartacağım da. Özellikle Valorant Mobile çıktığında. Ben hala benim suratımın tipi ne değişik lan. Abi tamam. Düz vurarak ultimate yeteneğimi şarj edecekmişim. Ne kadar çok combo yaparsam o kadar fazla şarj oluyor. Ve bu yerden topladıklarımla da anladım. Bunu bir hemen seri bir şekilde öldürelim. Az kaldı. Tamam. Bas ultimate'i. Ben vampirim galiba ya. Gençler, ben vampirim. Şu boss'u hemen bir içinden geçelim. Dur, boss'a odaklan. Boss'a dur. Boss'a odaklan direkt. Aa, döndük ama neyse ki boss'u kestik. Bakalım burada ne bizim. Oğlum bizim tipimiz ne kadar çirkin lan. Çok kötü bakıyoruz. Böyle değişik bir suratsız gibi bakıyoruz. Bu şeye benzemiyor mu lan? Jinx'e? Jinx'e çok benziyor LoL'deki o deminki kız. Tesseract mı? Bu ne ya? Elimizdeki şey bir anda patladı ve üzerinde bulunduğumuz zeplini düşürdü. Şimdi bir adada hayatta kalmaya falan çalışacağız herhalde. Bunun başka yolu yok abi. Aa, ne oldu lan bir anda? Oyunun grafik ayarlarını yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Oyunda sadece İngilizce ve Rusça var dostlar. Ya Ukraynaca ya Rusça. Tam olarak bilmiyorum. Burada bir şey var. Bunu toplayabiliyorum. Oyunun baya hikayesinin de üzerinde durmuşlar yalnız. Bakın. Harbi diyorum. Hani boşta bir oyun olmamış. Bu kim? Oha! Seçim falan yapıyoruz lan. Relax. I am not here to fight. Diyor ki rahat ol. Kavga etmek için buraya gelmedim. Ya da bu sen burada ne arıyorsun? Saldır abi. Saldır direkt ya. Bakalım belki döveriz. Çok sevdim. Seçim yapabilmemiz çok güzel. Ama mesela kavga etmek için buraya gelmedim deseydi ne diyecekti? Ben kavga etmek için buraya geldim mi diyecek? Oo, yeteneğe bak. Yeteneğe bak. Çok iyi. Bayıldım. Bir şey düştü. Bunu alamıyor muyum? Hah, tamam, otomatik alıyor. Abi şöyle gelişine vurmak çok tatlı değil mi? Ama dur bir dakika, kaç kaç. Bunlar farklı koridorlardan gelince sıkıntı çıkar. Dur, gelin şöyle size gelişine bir tekme. Neyse ki ultimate'imiz geliyor. Bas ultimate'i, bas ultimate'i. Vampire dönüştün mü? Hiçbir şansları yok. Gel, gel. Kim gelirse gelsin şu an. Gelsene oğlum. Manyak. 2 kişiye kafa tuttuk, 15 kişiyle savaştık anasını satayım. Bu da böyle bir oyun dostlar. Çok fazla uzatmanın bir anlamı yok. Bence gayet güzeldi. Siz nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Dostlar, size böyle değişik bir liste videosu, öneri videosu, gameplay videosu, hepsini bir arada sunduğum değişik bir video hazırlamak istedim. Umarım hani güzel, eğlenceli, daha önce görmediğiniz bir tarz olmuştur. Benim gerçekten hoşuma gitti. Bence bu tarz videolara daha sık devam etmeliyiz. Sizin görüşlerinizi çok merak ediyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın. Ve hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.